ekonominin lokomotifi konumunda olan inşaat ve gayrimenkul sektöründeki son gelişmeleri mercek altına aldığımız Benim Evim programına bir kez daha hoş geldiniz. Geçtiğimiz gün Kasım 2014 emlak endeksi açıklandı. Rakamlar konut fiyatlarının artmakta olduğunu gösteriyor. Türkiye genelindeki yıllık fiyat artışı %25'i bulmuş durumda. İstanbul'da ise metrekare başına konut satış fiyatı bir önceki aya göre %1,15, metrekare başına konut kira değeri ise %1,27 oranında arttı. Peki bu rakamlar ne anlama geliyor? 2014'ün bitmesine sayılı günler kala sektörün nasıl bir yıl geçirdiğini değerlendireceğiz ve tabii ki ev almak isteyen izleyicilerimiz için de karlı ve de ihtiyaca uygun konut alışverişinin püf noktalarını konuşacağız. İlk bölümde Türk gayrimenkul sektörünün önde gelen firmalarından Tahincioğlu Gayrimenkul'ün genel müdürü Alpaş Sançalın bizlerle olacak. İkinci bölümde ise gayrimenkul güvence modelini konuşacağız. Malum gayrimenkul sektörüne ilişkin yerli ve yabancı yatırımcıların en önemli sorunlarından bir tanesi gayrimenkulün hukuki durumuna ilişkin güvensizliği. Peki bu sıkıntı nasıl aşılır? İşte bunu da gayrimenkul hukuku uzmanı avukat Kadir Kurtuluş'la konuşacağız. İlk konuğuma dönmeden önce bize ulaşabileceğiniz numaraları ve elektronik posta adresimizi vermek istiyorum. Benim Mehmet, tgthaber.com.tr. Telefon numaralarımız 0212 454 55 23 ve 0212 454 56 87. Evet, ilk bölümde sektörü değerlendireceğimiz isim Tahincioğlu Gayrimenkul Genel Müdürü Alpaş Sançalım. Hoş geldiniz Sayın Çalım yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, şimdi yılı artık yavaş yavaş noktalıyoruz. 2014 bitiyor, 2015 başlayacak. Şimdi genel olarak baktığımızda gayrimenkul sektörü 2014'ü nasıl geçirdi, nasıl kapatıyor ve 2015 yılı için neyi hedefliyor? 2014 yılının ilk çeyreğinde seçimin de etkisiyle oldukça durgun başladı. Fakat daha sonra birçok markalı iyi projenin lansmanlarına başlamasıyla birlikte gayet başarılı satışlar başladı. Ve gayrimenkul 2014 yılında gayrimenkul sektörü olarak 2013'teki rakamların üzerine çıkıldı ve gayet başarılı bir yıl olarak tamamlandı. Aynı şekilde bizim de baktığımız zaman Tahincioğlu olarak hedeflerimize ulaştığımız ve gayet başarılı geçirdiğimiz bir yıl olarak görüyoruz 2014 yılını. Alnının akıyla çıktı diyebiliriz yani amiyane tabirle. Evet, gayet emlak güzel sektörü, bir yıl. Gayrimenkul sektörü. Peki 2015 yılı için ne öngörüyorsunuz? Hedefiniz ne? 2015 yılında da 2014 yılındaki gelişmelerden farklı şeyler beklemiyoruz. Başarılı bir yıl olacağını düşünüyoruz. Önümüzde bir seçim var malumunuz. Yine bir durgunluk bekliyor musunuz örneğin? Seçim tabii seçim dönemlerinin başında ve sonrasında bir miktar durgunluk oluyor. Fakat siyasi istikrarla birlikte bu durgunluk yerini yeniden başarılı projelerle birlikte satışlara bırakıyor ve gayet başarılı olarak geçiriyor gayrimenkul sektörü. 2014'tekine benzer bir yıl olarak geçireceğimizi öngörüyoruz. Bizim planlarımız bu yönde. Bütün çalışmalarımızı iyi bir yıl geçirecekmiş gibi yapıyoruz. Evet, şimdi açılışta da söyledim. Kasım 2014 emlak endeksi açıklandı. Ve Türkiye genelindeki yıllık fiyat artışı %25'i bulmuş durumda. Bu artışı siz neye bağlıyorsunuz ve önümüzdeki dönem için bir konut balonu, emlak balonu gibi bir risk söz konusu mudur? Ya, emlak balonu veya konut balonu olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Baktığınız zaman elimizdeki veriler benzer konut balonu olan ülkelerdekinin aksine kesinlikle bir risk olmadığını söylüyor. Enflasyon artışı, konut fiyatlarının artışı, konut maliyetlerinin artışı birbiriyle çok aynı hizada orantılı olarak gidiyor. Hatta konut maliyet artışının, konut fiyat artışının ve enflasyonun üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu ne demek? Aslında bir miktar geliştiriciler karlarından kaybederek gelen artışları fiyatlara yansıtmıyorlar. O nedenle de bu dönemi konut almak için çok uygun bir dönem olarak görüyorum. Şu an konut almayı düşünenlerin ellerini çabuk tutup konut almalarını tavsiye ediyorum. Çünkü sektöre bir KDV etkisi de olacak. Henüz KDV etkisini görmüyoruz. Çünkü %18 KDV'ye geçtikten sonra birçok %1'e göre yapılmış konut projeleri satıştalar. Ve konut %18 KDV'nin de eklenmesiyle birlikte gerçekten fiyatlarda bir artış bekliyoruz. Kurdaki artış ve inşaat maliyetlerindeki artışların da zaman içinde konut fiyatının artmasına sebep olacağını düşünüyorum. Şu ana kadar bir şekilde geliştiriciler bunu tuttular. Ama tabii ki bir zaman sonra bunları fiyatlara yansıtmak durumunda kalacaklar.
bu dönemin konut almak için çok doğru bir dönem olduğunu banka faizleri de istediğiniz noktada. Evet, şu an için uygun bir oranda. Tabii ki şu an Rusya'da bir kriz yaşanıyor. Onun da bir şekilde rayına oturmasıyla faizlerdeki duran iyileşmenin daha da iyi seviyeye geleceğini düşünüyoruz. Ama şu an bulunduğu seviyeyi gayet iyi buluyorum. Örneğin Avrupa'da bazı bankaların peşinat almadan kredi verdiğini biliyoruz. Sizce bu sistem ülkemize uygulanabilir mi? Sıkıntıları olur mu uygulanırsa? Ama dar gelirlerin de ev sahibi olması anlamında belki çok da iyi olabilir ama sizin tabii görüşünüzü merak ediyorum. Tabii ki bu zaman içinde olması gereken şeyler. Biz de daha da faizlerin düşmesiyle birlikte artı bazı yeni yasal düzenlemelerin yapılmasıyla bu tür uygulamaların başlayacağını düşünüyoruz. Böylelikle tabii ki dar gelirlerin de konut edinmesinin çok daha kolay bir hale geleceğini görüyoruz. Biz de bu yolun içindeyiz. Zamanla gerekli düzenlemeler yapıldığında ve sektör hazır olduğunda bu uygulamaların başlayacağını görüyoruz. Şimdi konut fiyatları artacak dediniz ama geçtiğimiz yıla oranla bir %25 oranında da artış söz konusu. Peki bu artış daha çok neye bağlı? Arsa fiyatlarındaki artışa mı? Yoksa kullanılan malzemelerin işte fiyatlarının artışı mı? Neye bağlıyorsunuz? Yoksa yabancıların mülk alışı mı mütekabiliyet yasası ile birlikte? Tabii ne ki arsa, bu üçüne baktığımız zaman hepsi. Arsa hepsi birden ama arsa fiyat, yani arsalar gerçekten inşaat konutlara göre veya projelere göre çok daha büyük artışlar göstermekte. İnşaat maliyetine göre çok büyük artış göstermekte. Sektörün bugün önündeki en büyük problemleri sayacak olursak herhalde birinci sıraya arsa geliştirmenin zorluğunu ve arsa bulmanın zorluğunu koyardık. Bunun yanında tabii ki yabancıların ilgisi çok iyi. Geçen yılın Ekim ayına kadar, 2014 yılında Ekim ayına kadar yabancılara yapılan gayrimenkul satışında geçen yılın aynı dönemine göre %60'lık bir artış görüyoruz. Evet, öyle bir haberde yayınlamıştık. Biz özellikle Körfez ülkelerinden talep evet, var. Evet, bizim projelerimizde de %10'luk projelerimizin %10'luk kısmının yabancılar tarafından satın alındığını görüyoruz. Tabii ki yabancıların ilgisi lokasyona ve projenin özelliklerine göre değişiyor. Fakat biz ülkemizin git giderek öneminin artmasıyla yabancılarının özellikle İstanbul'a ve diğer illerimize ilgisinin artacağını ve yabancıların gayrimenkul konusundaki satın almalarının daha da artacağını düşünüyoruz. Hangi yabancılar size mesela Körfez ülkeleri mi, Rusya mı nedir? Körfez ülkeleri özellikle evet, Körfez ülkeleri daha fazla ilgi gösteriyor. Rusya bölgesinden ilgi gösterenler var. Türkiye Cumhuriyetlerden bir miktar ilgi gösterenler oluyor. En son sırada da Avrupa olarak görüyoruz. Avrupalıları görüyoruz. Neden peki bu kadar bir İstanbul ilgisi var sizce yabancılarda? Tabii ki bu birikmiş bir şey. Siyasi istikrar ve yapılan güzel projelerle birlikte Orta Doğu'daki tabii sıkıntıların yanında İstanbul aslında en güvenli, en çekici liman olarak gözüküyor. Fiyat olarak da henüz dünya üzerindeki benzer metropollere göre fiyatlar bence çok uygun yerlerde. Bütün bunlar İstanbul'u çok cazip hale getiriyor. Ve yabancıların gayrimenkul almasını cazip hale getirdiği için de bir ilgi görüyor. Peki şimdi geçtiğimiz günlerde Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın inşaat sektörüne ilişkin tartışılan açıklamaları oldu. Dedi ki Türkiye'de artan dikey yapılaşma rant artırıyor, kolay ve hızlı para kazanmanın önünü açıyor ama bu durum ekonomide sanayinin payının giderek azalmasına yol açıyor. Siz inşaat sektörünün birebir içindesiniz. Katılıyor musunuz bu açıklamalara? Önümüzdeki dönemde sektör aleyhine bir uygulama bekliyor musunuz? Aslında ben hükümetimizin hem sanayi hem inşaatı ayrı ayrı desteklediğini ve disipline etmeye çalıştığını görüyorum. Ben o açıklamadan biraz disipline edilmesi gerektiği sonucunu çıkarıyorum. Zaten destekleniyor ki sanayide ihracatçılarımız rekorlar kırıyorlar. İnşaatta dünya ikincisiyiz. Gayet başarılı noktalardayız. Hükümetimiz aslında paralel olarak ikisini de gayet güzel destekliyor. Parantez açıyorum burada sözünüzü keseceğim. Dünya ikincisi Türkiye dediniz. Dünya birincisi hangi ülke? Çin. Çin. Şu an Çin evet. Türkiye Çin. İkinci. Evet. Tabii ki ikinci olduğumuz sektörde, dünyada ikinci olduğumuz birinci sektörde. Birinci olmamız biraz zor o zaman. Yok, iddialarımız büyük. Birinci de oluruz. Yeter ki destek esirgenmesin, önü açılsın. Ben her iki bakımdan da destek olması gerektiğini düşünüyorum. Zaten sanayi ve inşaat da herhalde birbirinden çok ayrılabilir sektörler değil mi?
Beraber tabii ki, yani sonuçta sektör ikisi de. Tabii ki inşaat sonuçta birçok sanayi konuda beraber tetikliyor. Hı hı. Sanayi ile inşaat kesiştiği noktalarda çok tabii ki. Peki kentsel dönüşüme geçelim. Siz de firma olarak kentsel dönüşümün içindesiniz 3 ayrı noktada. Burada ağırladığımız bazı firma temsilcilerinin bazı şikayetleri oldu. İşte hem müteahhit, devlet ve arsa sahipleri arasında bir çıkmaza giren bir durum söz konusu. Siz ne kadar yaşıyorsunuz bu sorunu ve şu anda kentsel dönüşüm nasıl ilerliyor sizce? Bu sorun çok ciddi. Biz de Beykoz, Ataşehir, Yenisahra ve Zeytinburnu bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmaları yürütüyoruz. Fakat tabii ki hak sahipleri tarafından bu daha çok bir rant projesi gibi algılandı. Öyle olmamalı. Bu çok kötü durumda olan yapı stoğumuzun daha sağlıklı hale gelmesi ve daha iyi yapılara kavuşulması için, İstanbul'un çok daha güzel bir çehreye kavuşması için yapılmış bir yasa. O yönde ilerlemiyor tabii. Çok büyük zorluklar var. Biz bu yasayı canlı bir yasa olarak görüyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın, geliştiricilerin, artı bu konuda kurulmuş olan sivil toplum örgütlerinin gerekli çalışmaları, gerekli sıkıntıları bakanlığımıza bildirerek, bakanlığımız Fikirtepe'de çok aktif, Fikirtepe'de sürekli oradaki geliştiricilerle konuşuluyor, oradaki sıkıntıları görerek bu yasanın sürekli eksikliklerini gidereceklerini ve bir zaman sonra daha iyi bir yasaya kavuşacağımızı öngörüyoruz. Bizim için bu sürekli geliştirilmesi gereken, canlı olması gereken bir yasa. Ve zaman içinde bu eksikliklerin de giderilerek gerçekten amacına uygun yapı stoğunun yenilenmesini öngören bir yasamız olacağını düşünüyoruz. Tabii ki yasayı yapmak çok büyük bir kazanım. Üstüne bir şeyler koyup yasayı sürekli geliştirmek gerekiyor. Yaşayan yasa derken onu kastediyorsunuz. Bugünkü haliyle sıkıntılar var. Bu sıkıntılarla zaman içinde gerekli düzenlemelerle aşılacaktır. Peki şimdi tabii kentsel dönüşün içindesiniz ama tabii ki biten, devam etmekte olan pek çok konut projeniz var. Aynı zamanda alışveriş merkezi gibi projeleriniz de var. Siz peki bu tür projeleri oluştururken hangi kriterlere göre bu projeleri oluşturuyorsunuz? Konseptiniz nedir? Birazcık da bunlardan bahsedelim. Tancıoğlu olarak alışveriş merkezlerimizi Palladium, ofislerimizi Nida Kule, konutlarımızı da Nida Park markası altında toplamaktayız. Halen emlak konutla Ataşehir'de yapmakta olduğumuz Nida Kule Ataşehir, Nida Kule Levent, Nida Park Beşiktaş ve Nida Park Seyrantepe projelerimiz devam etmekte. Biz özellikle ticari gayrimenkulde uzman olarak biliniyoruz. Yakın zamanda konut projeleri de üretmeye Açılık başladık. Kaç yıllık bir firmaydı Tayıncıoğlu? 30? Yok, tabii ki 1956'ya dayanıyor çok ilk kuruluşu ve o zamandan beri gayrimenkulün içinde tabii ki ailenin ve sanayinin inşaatlarını, fabrikaları yaparak başlanmış. Fakat çok uzun bir süreçte çok ciddi bir tecrübe edinilmiş durumda. Biz konutu sadece barınma ihtiyacı giderilen alanlar olarak görmüyoruz. Bütün bireylerin, bütün ihtiyaçlarının karşılandığı, sosyal alanların olduğu, peyzaj alanıyla olsun, estetiğiyle olsun, konumuyla olsun, çevreyle ilişkisiyle olsun, her türlü ayrıntının en ince şekilde düşünüldüğü ve insanların yeni bir hayatın içinde oldukları, mutluluğun içinde oldukları, hayatlarına dokunan bir şekilde tasarlanması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bütün çalışmalarımızı o yönde yapıyoruz. Bu konuda çalışan ciddi bir ekibimiz var. Hiçbir zaman geldiğimiz noktanın yeterli olduğunu düşünmüyoruz ve her zaman daha iyisini yapmak üzere kendimizi geliştiriyoruz. Sanıyorum zaten o da görülüyor ki bir devam etmekte olan projeniz de ödül aldı. Evet, Nida Park Beşiktaş projemiz ödül aldı. En iyi residence ödülünü aldı. Gayet mutluyuz. Bu ödülleri giderek daha da fazla alacağımızı düşünüyoruz ve hedefliyoruz. Kullanıcılara da en iyi şekilde güzel projeler yapmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Peki az önce dediniz ki aslında ev almak için şu an çok uygun bir zaman. Ev almak isteyen, konut almak isteyen izleyicilerimize hangi önerilerde bulunursunuz? Tabii ki öncelikle lokasyona karar vermeleri gerekiyor. Konut alırken mesela biz şu an için Kartal bölgesini, Kayaşehir bölgesini, şehrin merkezindeki kentsel dönüşüm projelerini, Seyrantepe bölgesini gayet
gelişen alanlar olarak görüyoruz. Bu lokasyonları tavsiye edebilirim. Bunun dışında tabii ki geliştiren kurumun güveni, hı hı, net brüt oranı, projede gerçekten az önce saymış olduğum kendilerinin hayatına dokunabilecek farklılıkların olup olmadığı, kar beklen, eğer yatırımcı olarak giriyorlarsa, hı hı, ne kadar kazandırabileceği, hangi fiyattan aldıkları ve projenin bittiği zaman, yaşamın başladığı zaman fiyatların hangi seviyede olacağı, eğer yaşamak için düşünüyorlarsa evet gerçekten yaşamak istedikleri proje olup olmadığını iyice irdeleyip karar vermeleri gerekir. Peki şimdi hem konut yapıyorsunuz hem AVM dedik. Sizce İstanbul'un en çok hangisine ihtiyacı var? Ki geçtiğimiz günlerde bir yine açıklanan rakamlar vardı. İstanbul'da 100 tane alışveriş merkezi var. Onu Ankara, Antalya, İzmir takip ediyor. Evet, alışveriş merkezi konusunda kişi başına düşen metrekareye baktığınız zaman evet, İstanbul'da çok ciddi bir yoğunluk gözüküyor. Fakat bir şekilde yapılmaya da devam ediliyor. Talep var ki herhalde arzda. Bunun da bir şekilde düzenlenmesi diye gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Çünkü bu sefer tabii ki ortaya ileride fonksiyonu değişmiş yapılarla karşı karşıya kalınabilecek yapılar çıkabilir. Hı hı. Çok iyi etüt edilip bakılmalı, belki de disipline edilmeli diye düşünüyorum. Hı hı. Peki şimdi 2015 yılına gideceğiz, giriyoruz. Sizce 2015 yılında sektörü hangi uygulama ya da ne ateşlendirebilir ki biz birinci olalım, örneğin Çin'i geçelim? Ne dersiniz? Yani şu an zaten gayet iyi gittiğimizi düşünüyorum. Hükümetimizin alacağı kararlar, vereceği desteklerle birlikte daha da iyi seviyelere geleceğimizi düşünüyorum. Fakat tabii ki az önce bahsettiğimiz gibi arsa bulmak gerçekten büyük sıkıntı. Ama İstanbul için değil mi bu? Evet, yani İstanbul için. Sıkıntı. Diğer şehirlerde de bazen benzer sıkıntılar olabiliyor baktığınız zaman. İlgilendiğimiz, bizim çalıştığımız başka şehirler de var. Bu konuda önlemler almak gerekiyor. Gerçekten arzu ettiğiniz projeyi yapmak için alan bulmak çok büyük sıkıntı. Prosedürler çok yoğun, ruhsat prosedürleri, bürokratik işlemlerin daha kolay ve daha hızlı hale getirilmesi gerekiyor. Hı hı. Bu konuda da çeşitli çalışmalar yapıldığını biliyoruz, duyuyoruz. Bunların yapılmasından sonra çok daha iyi seviyeye geleceğimizi, hı hı, düşünüyorum. Bir de kentsel dönüşümle ilgili o yaşayan yasa dediğiniz herhalde, yasa hayata geçerse o düzenlemeleri kesinlikle evet, bekliyoruz. Biz zaten bakanlığımızın da Fikirtepe'de şu an birebir edinmiş olduğu tecrübeleri yasaya yansıtacağını ve böylelikle uygulamanın çok daha kolay hale geleceğini, hı hı, düşünüyoruz. Hı hı. Evet, artık süremizin de sonuna geliyoruz. Son bir dakikamız. Buradan konut almak isteyen izleyicilerimize ne mesaj verirsiniz? Tekrar etmek istiyorum. Gerçekten şu an için konut almak için çok cazip bir dönemdeyiz. Hı hı. Eğer konut almayı düşünüyorlarsa kararlarını verip bir an önce arzu ettikleri projeden almalarını kesinlikle tavsiye ediyorum. Peki çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür yayınımıza ederim katıldığınız için. Şimdiden iyi bir yıl diliyorum size. Hepinize. Evet, sevgili izleyiciler, benim evim programının ilk bölümünde Tahincioğlu Gayrimenkul Genel Müdürü Alparslan Çalım bizlerle birlikteydi. Sektördeki gelişmeleri değerlendirdik. Ev almak isteyen izleyicilerimize de bazı tavsiyeleri oldu kendisine. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından benim evim programına gayrimenkul hukuku uzmanı avukat Kadir Kurtuluş'la devam edeceğiz sevgili izleyiciler. Bizden ayrılmayın lütfen.